de bizim sizleri ağırlıyoruz. Burada okulda ağırlıyorsunuz. Orada biz sizi ağırlamaya çalışıyoruz. Birlikte bu Tuzla bizim, bu ülke bizim. Birlikte yaşayacağız, birlikte bulunacağız. Ve her yerde bu işin özelliği, geneli yok. Herkesle hep birlikte Tuzla'mızı, İstanbul'umuzu, ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Ben değerli velilerimiz de buradalar. Onlar da çok özeller. Ben anne ve babalarınıza da bir alkış rica ediyorum. Ne gördüğünüz gibi. Tabii bu işin çok eskiden beri gelen ama son zamanda ivme kazanmış, daha hızlı gelişen eğitim şartları, standartları yükseltmeye çalışıyoruz. Normalde okullarımızın hayatlarını, yani eğitim öğretim hayatını sürdürürken bir taraftan biz de kişisel becerileri geliştirecek, yaşam adaptasyonu, kendi becerilerini arttırıp ailesine, ülkesine daha faydalı hale gelecek bir sürü kurs açıyoruz. Dolayısıyla bizim engelsiz yaşam merkezimiz de bunlardan bir tanesi. Ama biraz önce duyduğum rakamdan sadece özel eğitim için 70 milyon, merkez hükümetlerine gelenle beraber belki de burada 100 milyon üzerinde Tuzla'da çok ciddi bir destek veriliyor. Bunun gurur verici olduğunu düşünüyorum. Yeni okulların açılması, yeni okulların açılması, yeni özel sektörde bu hizmetlerin verilmesi. Bizim bazı destekler vererek bu eğitimleri veriyoruz ama devletimizin verdiği desteklerle aslında geçmişte çok az gibi veya da yok denecek kadar az olan bu tür desteklerin şimdi artarak gitmesi, toplumun duyarlılığı bizi çok etkiliyor. Devletimizin bu konuda yapmış olduğu yatırımlar, yeni yasalar, yeni eğitimlere verilen pozitif ayrımcılıklar, Allah devletimize zeval vermesin. Bu konuda da çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Ama buradaki duyarlı vatandaşlarımızla beraber biz de inşallah Tuzla'da da bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Biz özel çocuklar, gönüllü ellerimizdeki komisyonumuz 365 gün çalışıyor. Oradaki gönüllü hanımefendiler var. Tek başına kamu otoritesi bu işi yapamaz. Birlikte yapıyoruz. Emeği geçenlerden herkese teşekkür ediyorum. İlçemizde özel eğitim ihtiyacı olan öğretmenlere hizmet veren 11 tane rehabilitasyon merkezimiz var ve bizler 2132 öğrenciye burada hizmet veriyoruz. Okula gelemeyen. Buraya yıllık merkezi bütçeden 72 milyon kaynak aktarılıyor. Aynı şekilde iki tane çok özel, diğer ilçelerde olmayan, kendimizi bu anlamda şanslı hissetmemizi sağlayan okulumuz var. Şu anda birinin hazırladığı programın içerisindeyiz. Bir de Vala Gedik İşitme Engelliler Özel Eğitim Okulumuz var. Bu okulda toplam 293 öğrencimiz hizmet alıyor. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz diyoruz. Çocuğumuzu teşvik ediyoruz. 1+1 mi olmuş? Evet. Öğrencilerimiz ikram yapacak herhalde. Evet. Bulamanın amacı nelere dikkat edin? Yataklarımızı düzelttikleri kısım, değil mi? Kaymakam Bey onu atıfta bulmuyor. Her şeyi yapıyoruz. Çünkü... Yani aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Burada gerçekleşiyor. Çok önemli bir şey. Evet, orası önemli. Ve amacımız da zaten çocukları tek başına bağımsız olarak yaşayabilmek.